NASA'nın Mars'ta bir süredir görevde olan Perseverance uzay aracı, iki kaya parçası örneği topladı. Örnekler üzerinde yapılan ilk incelemelerde, kaya parçalarının geçmişte uzunca süre, su ile temas halinde olduğunu gösteriyor. NASA'nın geçtiğimiz yaz, 30 Temmuz'da Mars'a doğru, uzun ve zorlu bir yolculuğa yolladığı Perseverance uzay aracı, 18 Şubat'ta stres dolu ama, başarılı bir iniş gerçekleştirdi. O zamandan beri indiği Jezero kraterinde, çeşitli incelemeler gerçekleştiren Perseverance, Ağustos ayının başında ilk örnek toplama girişimini başlatmıştı, ancak ilk deneme başarısız olmuştu. Ardından ikinci ve üçüncü deneme, 6 ve 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu iki denemede iki farklı kaya örneği toplandı. Montanier ve Montage Neck olarak adlandırılan bu iki örnek, şu anda Perseverance'ın gövdesinde özel tüplerde saklanıyor. Perseverance'ın Mars'taki görevinde pek çok hedefi var. Bir yandan Kızıl Gezegen'in iklim koşullarının daha detaylı incelenmesine yarayacak veriler toplayan uzay aracı, bir yandan da varlığından neredeyse emin olunan ancak daha fazla veri gerektiren su izlerini arıyor. Jezero kraterinin seçilmesinin sebebi de aslında, bu bölgede yaklaşık 3.5 milyar yıl önce, bir göl olduğu biliniyor. Ancak bölgedeki gölün yeraltı su kaynakları ile beslenen, bir göl mü yoksa sel sularıyla dolup, 50 sene gibi çok daha kısa bir süre boyunca, göl olarak kalabilmiş bir bölge mi olduğuna yönelik şüpheler vardı. Perseverance'ın topladığı örneklerden gelen ilk bilgiler, kaya parçalarının uzunca yıllar boyunca yeraltı suları ile, sürekli etkileşim izleri taşıdıklarını gösteriyor. NASA jeoloğu Katie Stack Morgan gerçekleştirilen bir basın toplantısında, bu konuyu vurgularken aynı zamanda kayaların, uzunca yıllar su ile temas halindelerse içlerinde aynı zamanda, mikrobiyal yaşama dair örnekler de olabileceğini ifade ediyor. Ancak tüm bu verilerin incelenmesi ve sonuçların gelmesi için, biraz daha beklememiz gerekiyor. Çünkü NASA, Perseverance'ın topladığı örnekleri ancak 2030'lu yıllarda, gezegenimize geri getirebilmeyi hedefliyor. Örnekler Dünya'ya geldikten sonra, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı işbirliğiyle inceleyecek.